Herkese merhabalar, ben Eno Bayram. Bugün sizinle birlikte masaların vazgeçilmez mezelerinden bir tanesi, insanı çok fazla uğraştırsa da hiç kimsenin vazgeçemediği mükemmel bir tarif olan humusla birlikte olacağım. Humus biliyorsunuz Orta Doğu'dan çıkmış ve bütün dünyayı kasıp kavuran, cipslerin yanında, rakı masalarında ya da herhangi bir yemeğin yanında bir aperatif olarak sunulan mükemmel bir tarif. Başrolümüz zaten nohut ki her şeyin yanına yakışabilen güzel bir bakliyat. Tadı noktasında zaten tartışmaya açık bir tarif değil. Sadece olabildiğince pürüzsüz bir dokuya sahip olmasını sağlamaya çalışacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Yaklaşık 400 gram kadar haşlanmış nohutum var. Eğer isterseniz geceden nohut ıslatıp da yapabilirsiniz ama ben zaten nohut soyarken kendimi kaybedip sinir küpüne döndüğüm için bir de bununla uğraşmak yerine genelde marketten hazır haşlanmış nohut alıyorum. Bunun yanında 2 tane limonum olacak. Limon, tahin ve sarımsak konusunda şöyle bir durum var. Tamamen miktarları aslında sizin damak tadınıza göre değişebilecek malzemeler. Ben kendi damak tadıma göre yaptığım halini gösteriyorum. Ama 3 malzemenin de hatta kimyonun da miktarını isterseniz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. 250 ml kadar tahinim var. Bunun yanında 2 diş de böyle orta boy sarımsak kullanacağım. Ve güzel bir miktarda yani yaklaşık bir 15 gram kadar da toz kimyon malzemelerimizden sonuncusu. Öncelikli olarak limon ve sarımsağımla başlayacağım. Yapacağım ilk şey limonlarımın suyunu almak olacak öncelikle. Limonlarımın suyunu aldıktan sonra sarımsaklarımı da böyle birkaç parçaya ayırıp limon suyunun içinde bekleteceğim. Bu çiğ sarımsağın sevmediğimiz acı, rahatsız eden tadını limondaki asit birazcık kırıyor olacak. Bu noktada her zaman humusa bu işlemle başlamak daha mantıklı oluyor. Aşırı küçük parçalara bölmemize gerek yok malzemeleri. Çünkü zaten güzel bir mutfak robotuyla birlikte bütün malzemelerimizi püre haline getireceğiz. Bunu kenara aldım. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Buradaki asıl olay nohutun kabuklarını almalı mıyız, almamalı mıyız? Eğer şunun gibi güçlü bir makine kullanıyorsanız nohutların kabuklarını almanıza gerek yok. Çünkü tüm parçaları mükemmel pürüzsüz hale getirecek. Ama ben yine de alışkanlıklarımdan vazgeçemediğim için her zaman nerede yapıyor olursam olayım nohutların kabuklarını humus yapacağım zaman ayırıyorum. Bunun için de şöyle bir yöntem var. Bir kaba nohutlarımı alıyorum ve üstüne şöyle güzel bir miktar su ekledim. Yapacağımız şey çok basit. Elimize aldığımız nohutları şöyle birbirine sürterek birazcık çitiliyoruz. Bu noktada nohutları kırmaktan çekinmenize de gerek yok çünkü zaten püre yapacağız. Bu işleme biraz ara verdikten sonra elinizi şöyle suyun üstünde gezdirdiğinizde sadece kabukların yüzmeye başladığını göreceksiniz. Ve bu şekilde olabildiğince fazla miktarda kabuğu ayırma şansınız var. Ya da hiç uğraşmadan ne yapacağız? Şöyle elimize alıp kontrol ederek nohutlarımızın tamamen kabuklarından ayrıldığından emin olacağız. Bu arada ailemizin daha da büyümesi adına kanalıma abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet, nohutlarımı soymaya çalıştıktan sonra direkt olarak bir robotun başına geçiyorum. Öncelikli olarak yapacağım şey limon suyu ve sarımsakları ve bunun yanında tahinimin bir kısmını robotumun içine eklemek olacak. Daha sonra robotumu çalıştırıp bu üç malzeme birbirine karışana kadar ve sarımsaklar birazcık küçülene kadar rondolayacağım. Sürekli olarak kenarlara yapışmış olan malzemeleri tekrar kabın içine itiyor olacağız. Daha sonra da tahinimin geri kalanını da karışıma ekliyorum. Karışımım rondoda parçalanırken çok az miktarda da buz gibi bir su ekleyeceğim. Bunu yapmamızın sebebi tahini suyla açarak o istediğimiz kremamsı yapıya ulaşıyor olmak. Ulaşmak istediğimiz kıvam şu altta gördüğünüz kremamsı yapı. Buna ulaşana kadar birazcık daha su ekleyebilirsiniz ve her zaman olduğu gibi kenarları temizlemeyi unutmayın. Artık tüm tahin ve malzemeler mükemmel kremamsı hale geldikten sonra da nohutlarımı ekliyorum. Bunun yanında bir tutam kadar da kimyonu öncelikle karışıma ekleyeceğim. Bu noktada yine kremamsı yapıyı sağlamak adına hem de lezzet olarak fazla şey katacağını bildiğimiz için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını robot çalışırken robotun içine ekliyor olacağım. Artık püre yavaş yavaş oluşmaya başladıktan sonra bir güzel tuz ekliyorum. Böyle bir yemek kaşığının ucuyla da kimyonu karışıma ekleyeceğim.
ve tamamen istediğim kıvama gelene kadar bu şekilde robotta parçalıyor olacağım. Evet, bir 5-6 dakika robotta tamamen püre haline getirdim humusumu. Ama şöyle bir durum var. Ne kadar güçlü bir makinayla çalışırsanız çalışın her türlü nohut tanecikleri böyle birazcık belli oluyorlar. Bu şekilde sunulmaz mı? Kesinlikle sunulur. Hala çok güzel, tadı aşırı iyi. Ama eğer hedefimiz gerçekten mükemmel pürüzsüzlükte bir humussa yapacağımız bir işlem daha var. Bunun için de bir tane kapla bir tane de süzgeç alıyoruz. Bu tip bir elektro olabilir ya da evde kullandığımız herhangi bir süzgeçte kullanabilirsiniz. Yapacağım şey de humusumu alıp bu elekten geçirmek olacak, bu süzgeçten geçirmek olacak. Bu şekilde büyük parçacıklar süzgeçin üstünde kalmış olacaklar. Sadece püre kısımda aşağıya kabımıza geçecek. Şu şekilde gördüğümüz pişmemiş, sert kalmış ya da robotun dahi parçalayamadığı nohut parçacıkları süzgecin üstünde kalacağı için pürüzsüzlüğümüze engel olmayacak. Evet, artık olabilecek en pürüzsüz haliyle humusumuz hazır. Gerçekten kaymak gibi kayıp giriyor insanın dilinde. Çok az miktarda tuz eklentisi yapacağım son tatlandırma için. Kimyonu gayet yerinde, limonu gayet iyi. Sadece eğer bu tarife göre ilerlerseniz sarımsaklarınız böyle orta boy küçük değil de birazcık daha esaslı büyük sarımsaklar olarak seçmenizi öneririm. Ya da küçük kullanıyorsanız da sarımsak sayısını 3'e çıkartabilirsiniz. Benim için şu humustaki tek eksik şey şu anda sarımsak miktarı. Servis kısmı ise çok basit. Şöyle derin güzel yayvan bir tabak alıyorum. Ve humusumu öncelikle ortasına yerleştiriyorum. Ve daha sonra bir kaşık yardımıyla ortadan başlayarak kenara doğru yaya yaya açacağım. Bu humusun klasik sunum şekli aslında. Daha sonra ise humusun vazgeçilmezi üstüne birazcık zeytinyağı. Çok az böyle hafif bir ateş olsun diye toz kırmızı biber serpeceğim. Ve son olarak da bir miktar da parçalanmış, kıyılmış maydanoz çok yakışacak. Humusumuz hazır. Humusun üstüne koyabileceğiniz malzemeler tamamen yine hayal gücünüze bağlı. Özellikle benim favorim, ben bu arada humusu soğuk değil sıcak sevenlerdenim. Böyle güzel sıcacık tereyağıyla lezzetlendirilmiş humusa bayılıyorum. Özellikle Mersin'de yediğim humuslar benim için en iyileri. Ama soğuk humus yapsanız dahi masaya götürmeden hemen önce güzel toz biberle tatlandırdığınız bir erimiş tereyağı, belki içinde birazcık pastırma ya da sucuk çevirebilirsiniz. Bu tip şeyler de humusun üstüne serviste çok fazla yakışacaktır. Söylediğim gibi tamamen sizin paşa gönlünüz nasıl isterse. Ama alt taraftaki humusun yapımı bu şekilde. Aslında çok basit ama basitliğine ters orantılı şekilde lezzeti aşırı yüksek bir yemek olarak karşınızda. Bu haftada bir tarifin sonuna geldik. Uzun süredir meze yapmıyorduk ama dönüşümüz muhteşem oldu. Güzel bir humusla tamamladık bu haftayı. Bu tür tariflerinde devam etmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.